Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Evet. Umarım iyisinizdir. Biz sizinle geçen derste Türkiye'nin göllerine başlamıştık. bugün bu konuyu devam ettirelim. Türkiye'nin su varlığı slaytını açalım. Buradan devam edelim. Evet. Türkiye'de göller ve oluşumlarını konuşuyorduk. Doğal setleşme sonucunda oluşan göllerde kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Slayt açıyorsa. Ders notunuz vardı. Zaten onu geçen ders dağıtmıştım. Yeni iki tane ders notunu ben Meryem'e attım. Meryem de sen gruba attın değil mi? Canım? Attıksın da zaten bence. Doğal set göllerinde kalmıştık arkadaşlar. Hemen başlayalım. Doğal setleşme sonucunda oluşan göllerimiz. Bugün bu konuyu bitirelim. Doğal afetleri de bitirelim. Önümüzdeki hafta zaten bayram tatili oluyor. Ondan sonraki hafta inanılmaz fikirlikimizden devam ederiz. Birlikte. Doğal set gölleri dediğimiz göller arkadaşlar çukur ya da bahri önlerinin çeşitli olaylar sonucunda kapanması ve gerideki çukurların suyla dolması sonucunda oluşuyorlar. Şimdi burada tabii ki o vadi ya da çukurluğun önü volkanik materyal ile kapandığı zaman, kapatıldığı zaman biz bunlara ne diyoruz? Volkanik set gölleri diyoruz. İşte vadi ya da çukurluğun önü işte heyelanla da kapatılabilir. O zaman biz diyoruz ki heyelan set gölleri akarsu biriktirme sonucunda kapanabilir. O zaman biz onlara ne diyoruz? İşte alüvyal set gölleri diyoruz. Dalga biriktirme sonucunda kapanabilir. O zaman da biz öyle oluşumlara kıyı set gölleri diyoruz. Önce tabii ki de volkanik set göllerini konuşacağız birlikte. Volkanik faaliyetler sonucunda çıkan materyalin bir çukurluğun ya da vadinin önünü kapatması sonucunda volkanik set gölleri dediğimiz göller oluşuyorlar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de volkanizma dediğimizde en çok biz bu olayı, volkanizma dediğimiz olayın Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii geçmişte volkanik arazilerin en çok Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha bir volkanik set gölleri dediğimizde de Doğu Anadolu'ya gideceğiz. Özellikle Van Gölü çevresindeki göllerin oluşumuna baktığımızda bunlar nedir? Volkanik setleşme sonucunda oluşan göllerdir. Şimdi bunlarla ilgili bir tane kodlamamız var arkadaşlar. Şöyle Bahçe Van diye bir kodlama yapacağız. Bahçe Van diye bir kodlamamız var. Balık Gölü arkadaşlar, Akdoğan Gölü, Haçlı Gölü, Çıldır Gölü, Erçek Gölü, Van Gölü ve Nevis Gölü diyoruz. Bunlar Van Gölü çevresindeki volkanik setleşme sonucunda oluşan göllerimizde. Daha önce de söylemiştim, göl konusu bir soru getiren bir başlıktı ve tabii ki de ezber ağırlıklı bir başlıktı. Çünkü bize sorduğunda işte hangisi set gölüdür diye soruyor ya da işte hangisi tektonik oluşumlu göldür, hangisi karstik oluşumlu göldür gibi sorularla karşılaşıyoruz. O yüzden bunları sık sık tekrar etmek ya da soru çözerek bunları daha kalıcı hale, bu bilgilerimizi daha kalıcı hale getirebiliriz. Bahçevan gibi bir kodlamamız var. Balık, Akdoğan, Haçlı, Çıldır, Erçek, Van ve Nezik göllerini ne yaptık arkadaşlar? Volkanik setleşme sonucunda oluşan göller olarak ifade ettik. Değerli arkadaşlar, heyelan set gölleri dediğimiz göllerimiz var. Bunlar da heyelan sonucunda meydana gelen göllerdir. Heyelanın bir çukurluğun önünü ya da bir akarsu vadisinin önünü kapatması sonucunda oluşan göllere biz heyelan set gölleri diyoruz. Şimdi biz Türkiye'de heyelan olayına baktığımızda arkadaşlar heyelanın ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde meydana geldiğini biliyoruz ki bugün doğal afetler konusunda onu da işleyeceğiz. Karadeniz bölgesinde meydana geldiğini biliyoruz.
Dolayısıyla arkadaşlar ülkemizdeki heyelan ses köylerinin de tamamı Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Heyelan olmayan bir yerde biz heyelan ses köyü aramamalıyız. Mesela işte neyse İç Anadolu bölgesinde ya da mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi bir bölgede heyelan ses köyü aramamalıyız. Bir anlamı yoktur. Çünkü bunların oluşumu neye bağlıdır? Heyelan olayına bağlıdır diyor. Dedik ki en fazla heyelan Karadeniz bölgesi ve heyelan ses köylerimizde Karadeniz bölgesinde. Şimdi bunların isimlerini arkadaşlar beraber bir tekrar edelim. Sıra Gölü, Avans Gölü, Nedi Göller, Binal Gölü, Sülüklü Gölü, Borabay Gölü ve Korsun Gölleri Türkiye'de heyelan ses köylerine örnek olarak gösterilebilirler. Sera, Avant, Yedi Göller ki bazılarını bence biliyorsunuzdur. Sera, Avant, Yedi Göller, Dinal, Sülüklü, Borabay, Tortum gibi göllerimiz başlıca heyelan ses köylerimizi oluşturuyor diyoruz. Devam edelim. Hemen şöyle birlikte arkadaşlar harita üzerinde hem volkanik sesleşme sonucunda oluşan göllerimizi bir tekrar gözden geçirelim. Hem de başka heyelan ses göllerimize bakalım. Öncelikli olarak volkanik ses göllerini bir konuşalım arkadaşlar. Van Gölü, aslında Van Gölü karma yapılı bir göldür. Onu da söyleyeyim. Van Gölü'nün oluşumunda tektonik unsurlar da etkili olmuştur. Van Gölü'nü karma göller grubunda da söyleyeceğim. Şöyle Erçek Gölü, Nazik Gölü, Haçlı Gölü, şöyle yaklaşık olarak şuralarda Akdoğan Gölü, şöyle şurada yaklaşık Balık Gölü ve Çıldır Gölleri. Bunu nasıl kodlamıştık? Bahçevan diye kodlamıştık. Bunlar başlıca volkanik set göllerimi oluşturuyor. Şimdi geldik heyelan set göllerine. Heyelan set göllerinin tamamının Karadeniz bölgesinde olduğunu söyledim. Çünkü heyelan sonucunda oluşuyorlardı malum. Avant Gölü, Yedi Göller, Borabay Gölü, Dinav Gölü, Sera Gölü, Uzun Göl ve Tortum gibi göllerde başlıca heyelan set göllerini oluşturuyor dedik. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Setleşme sonucunda oluşan göllere devam edelim. Kıyı set gölleri, bunların diğer adı Lagini. Aslında siz bunları biliyorsunuz. Daha önce de bunları ben sizinle konuştum. Nereden hatırlıyor olabiliriz acaba bunları? Kıyı set göllerini dalga biriktirme şekli olarak mı vermiştik biz bunları? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Dalga biriktirmesini konuşurken sizlerle biz orada lagün dediğimiz ya da bir diğer ifadeyle deniz kulağı dediğimiz oluşumlardan söz etmiştik. Bunlar işte özellikle dalgaların bir kol ya da körfezin önünü kapatması sonucunda oluşuyorlardı. Biz bunlara, hatta o zaman da söylemiştim ben size bunu, ilerleyen konularımızda bunları kıyı set gölü olarak tekrar konuşacağız. Ülkemizde Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Durusu, diğer adıyla Terkos Gölü, Çukurova'daki Akyatan Gölü, öyle şimdi hepsini işaretleyelim, Akyatan Gölü ve Bafra Ovası'ndaki Balık Gölü başlıca kıyı set göllerimizi oluşturuyordur. Üç tanesini zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Bunlar nerede? Bunlar zaten İstanbul'da Büyükçekmece'yi, Küçükçekmece'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Durusu'yu da mutlaka duymuşsunuzdur. Terkos diğer adı. Çukurova'daki Akyatan Gölü ve yine Bafra Ovası'ndaki Balık Gölü. Bunlar da yine başlıca kıyı set göllerine örnek olarak gösterilebilirlerdir. Hep bir tane çıkma sınav sorumuz var. Tabii ki birçok çıkma sınav sorusu var da böyle bir iki tane örnek verdim ben sadece. Yoksa göl konusu az önce de ifade ettiğim gibi size sık sık soru getiren bir başlık. Aşağıdaki göllerden hangisi bir koyun önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur? Bak şöyle sormamış. Aşağıda verilen göllerden hangisi kıyı set gölüdür diye sormamış. Bu defa ne yapmış? Tanımı vermiş. Aşağıdaki göllerden hangisi bir koyun önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucunda oluşmuştur diye sormuş. Şimdi Beyşehir Gölü arkadaşlar orada bir
onların oluşumlarını da hatırlamış olalım beraber. 5 Eylül Gölü'nün oluşumu neydi? Tektonik oluşumlu bir göldü değil mi? Fortun Gölü oluşumu neydi? Heyelan Set Gölü'ydü. Şöyle HS diye kısaltayım. Evet, İznik Gölü arkadaşlar tektonik oluşumlu bir göldü. Kuş Gölü yine tektonik oluşumlu bir göldü. Büyükçekmece Gölü dediğimiz göl nasıl oluşmuştur? Dalgaların bir koyun önünü kapatması sonucunda oluşmuştur. Yani bir kıyı set gölüdür diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Sorumuzun doğru yanıtı nedir? Büyükçekmece Gölü. Yani arkadaşlar bu gölle ilgili sorularda duruma kapalıdır bunlar. Biliyorsanız çat diye cevaplarsınız. Yani eğer emin değilseniz de maalesef çok yapabilecek bir şey yoktur burada. Hani desem ki işte şöyle yorumlayın, böyle bakın, şu taraftan bakın, bu taraftan bakın. Hayır, zaten hani bazı ipuçları verebiliyoruz ama biraz da ezber ağırlıklı bir başlıktır. Şurada sınavda böyle bir soruyla karşılaşırsanız, eğer biliyorsanız bu bilgiye sahipseniz bir dakikanızı bile almaz böyle bir soruyu çözmek. Tamamen ezber diyoruz. Doğal setleşme sonucunda oluşan göllerine baktığımda son olarak değerli arkadaşlar aluvyal set göllerinden bahsedeceğim size. Aluvyal set gölleri dediğimiz göllerde akarsuların taşıdıkları alüvyonları bir çukurluğun önünü kapatması sonucunda oluşan göllere de biz aluvyal set gölleri diyoruz. Şimdi burada yine bölge bölge konuşalım. Ve İç Anadolu bölgesinden başlayalım. İç Anadolu bölgesinde Elmi ve Mogan gölleri bunlar hangi ilimizde yer alıyor? Onları da şöyle yazayım yanına arkadaşlar. Ankara ilinde yer alıyorlar. Ankara'da. Evet, Elmi ve Mogan gölleri. İkisi de dip dibe olan iki göldür. Ankara ilinde yer alıyorlar. Elmi ve Mogan gölleri. Ege bölgesindeki aluvyal setleşme sonucunda oluşan göllerime baktığımda burada da Marmara Gölü ve diğer bir gölüm ise Bafa Gölü. Bafa'nın diğer adı Çamiçi'dir. Çamiçi diye de sorabilir, Bafa diye de sorabilir. İki adıyla da bilmekte yarar var. Şimdi burada Ege'de Marmara Gölü arkadaşlar biraz böyle yanıltıcı bir ismi vardır. Şimdi dediğimizde Marmara Gölü dediğimizde işte gerçi şöyle bir algı oluşuyor. İşte gölün adı Marmara Gölü muhtemelen Marmara bölgesindedir algısı oluşturuyor bizde. Halbuki göl nerede arkadaşlar? Ege bölgesindedir diyoruz. Hatta Manisa ilinde yer alan bir göldür değil. Ege'de Marmara artı Bafa Gölü'nü alüvyal set gölü olarak söyleyebiliyoruz. Akdeniz bölgesinde ise Çölcüğüz Gölü alüvyal setleşme sonucunda oluşan göllere örnek gösterilebilir diyoruz. Böylelikle değerli arkadaşlar sizinle oluşumlarına göre gölleri tamamlamış bulunuyoruz. Doğal setleşme dediğinde sana neyi soruyordu? Bakın genel olarak da sorabiliyor. Genel olarak da sorabiliyor. Hatta ben sizinle geçen hafta öyle bir soru örneği paylaşmıştım. Hangisi aşağıda verilen göllerden hangisi setleşme sonucunda oluşmamıştır diye bir soru sordu bize. Şimdi setleşme sonucunda yoksa bütün setleşmeleri kastediyordu. İşte Heyelan setleşmesi, Aluvyal setleşme, efendim söyleyeyim, setleşmesi ve volkanik setleşme sonucunda oluşan gölleri de beraberce değerlendirdik. Setleşme diye genel bir ifade kullanmışsa eğer o da hepsini içine alıyoruz. Son olarak göl oluşumuyla ilgili arkadaşlar bir de karma yapılı göllerden bahsedeceğim. Karma yapılı göl ne demektir? Diyoruz ki eğer bir gölün oluşumunda birden fazla unsur etkili olursa biz bu tür göllere karma oluşumlu göller diyoruz. Karma oluşumu birden fazla faktör etkili olmuşsa. Mesela işte gölün oluşumunda hem tektonik olaylar hem volkanik setleşme volkanizma etkili olmuşsa karma yapılıdır diyoruz. Gölün oluşumunda hem karstik olaylar hem de tektonik olaylar etkili olmuştur. Karma yapılıdır diyeceğiz. Ya da işte hem alüvyal setleşme hem heyelan setleşmesi etkili olmuştur. Birden fazla unsur
dikkate alınıyor karma yapılı göllerde. Bunları değerlendirelim birlikte değerli arkadaşlar. Biz Van Gölü'nden başlayalım. Van Gölü çok önemli bir göldür ve ÖSYM sık sık da bize Van Gölü ile ilgili soru sorar. Onları zaten yine az sonraki slide'da gölleri bir topu olarak da değerlendireceğim. Tekrar bir elden geçireceğim, merak etmeyin. Van Gölü'nün oluşumunda hem tektonik unsurlar hem de volkanik setleşme etkili oldu. Gölün oluşumunda birden fazla unsur var. O halde biz Van Gölü'nü karma yapılı göl olarak da alabiliyoruz. Biz Van Gölü'nü karma yapılı göl olarak da alabiliyoruz. Yine Kobada Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, Beyşehir Gölleri ve Elirdir Gölleri'ne baktığında bunların da oluşumunda birden fazla unsur etkili olmuştur. Bunların oluşumlarında da hem tektonik olaylar hem de kalktik süreçler etkili olduğu için bu gölleri de karma yapılı göl olarak bize sorabilirler. Uzun Göl. Uzun Göl biliyorsunuz Trabzon'da da belki bu göller içerisinde adını en sık duyduğunuz göllerden biridir. Trabzon'da yer alan bir göl ve gölü Uzun Göl'ün oluşumunda da hem Heyelan setleşmesi hem de Aluvial setleşmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla biz Uzun Göl'ü de karma yapılı göl grubunda değerlendirebiliriz dedik. Evet, oluşumlarına göre doğal gölleri değerlendirdik. Şimdi de arkadaşlar yapay göller, baraj gölleri. Ben bunları size Türkiye akarsularını anlatırken vermiştim ama burada hızlıca bir tekrar elden geçireceğiz. Neden? Çünkü çok ezber bir başlıktır ve barajlarda bir soru getiriyor. Bir tekrar etmekte herhalde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Baraj gölleri akarsuların üzerinde çeşitli amaçlarla kurulan setlerin gerisinde suların birikmesi sonucunda oluşan yapay oluşumlu göller, yani insanlar tarafından oluşturuluyorlar diyoruz. Türkiye'de ortalama yükseltinin fazla olması, dağların geniş yer kaplaması, akarsuların genellikle dar ve derin vadilerden akması baraj yapımını kolaylaştırmıştır diyoruz. Türkiye'de bazı önemli akarsular üzerindeki baraj oluşumlarını birlikte tekrar edelim. Fırat Nehri'nden başlayalım arkadaşlar. Fırat Nehri üzerinde kurulu olan barajlara baktığımda Keman Barajı, Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, Birecik Barajı ve arkadaşlar Karkamış Barajları Fırat Nehri üzerinde kurulu olan barajlarımızdır. Dicle Nehri, bakın özellikle ben size akarsuları anlatırken de ısrarla söyledim. Dedim ki bazı büyük akarsuları belki hepsini aklınızda tutamayacaksınız ama önemli akarsuların üzerinde kurulu olan barajları muhakkak bilmeniz gerekiyor. Mesela Fırat, mesela Dicle gibi akarsular. Bunları konuşacağız tekrar, hatırlatacağım size. Fırat'ı söyledik. Dedik ki Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış. Dicle Nehri üzerinde kurulu olan barajlara baktığında burada da özellikle Kral Kızı, Ilısu, Batman, Dicle, Dere Geçidi gibi barajlarda Dicle Nehri üzerinde kurulu olan barajlardır diyoruz. Aras Nehri üzerinde Arpaçay Barajı kuruludur. Seyhan Nehri üzerinde de Seyhan Barajı ve Çatalan Barajlarının kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan barajlara baktığımızda arkadaşlar Sır Barajı, Berke Barajı, Aslantaş Barajı, Menzelet Barajı gibi barajlar da yine Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan barajlardır diyoruz. Manavgat üzerinde kurulu olan baraja baktığımızda Oymapınar Barajı. Arkadaşlar Oymapınar'a dikkat edelim, tamam mı? Oymapınar önemli bir barajdır çünkü Manavgat Nehri üzerinde kurulu olan Oymapınar'a dikkat edelim. Gediz üzerinde Demirköprü Barajı kuruludur. Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel Barajları'nı söyleyeceğiz. Sakarya üzerinde Porsuk Barajı, Bayındır Barajı, Sarıyer, Gökçekaya ve Kurt Boğazı barajlarını söyleyebiliyorum. Özellikle arkadaşlar yine bir akarsu bulgusu yapmam gerekirse Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruk Nehri üzerinde kurulu olan barajlara da dikkat edelim. Kızılırmak üzerinde İrfanlı,
Fethi Köprü, Altunkaya, Kapalıkaya, Derbent Barajı, Çubuk 1, Çubuk 2 barajlarını söyleyebiliyorum. Bunlar da Kızılırmak üzerinde kurulu olan barajlarımızdır. Yeşilırmak'a bakalım. Yeşilırmak üzerinde Almus Barajı, Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu barajları, Kılıçkaya barajlarını da Yeşilırmak Nehri üzerinde söyleyebiliriz. Efendim Çoruh, bakın Çoruh Nehri'ne çok dikkat etmenizi istiyorum sevgili hanımlar. Diyeceğiz ki Muratlı Barajı, Borçça Barajı, burada Deriner. Deriner'e dikkat edin arkadaşlar. Deriner bize soru getirir. Deriner hatırlarsanız dünyada ses yüksekliği bakımından 6. sırada yer alıyordu. Türkiye'de ise ilk sırada. Buraya bir bilgi daha ekleyeyim. Sizin de ders notunuz yanınızdadır. Onu isterseniz ekleyin. Çoruh Nehri üzerinde bir baraj daha kuruluyordu. Yusufeli Barajı. Bu baraj yapım aşamasındadır arkadaşlar. Yapım aşamasında diyoruz. Bu baraj da tamamlandığında dünyada ses yüksekliği bakımından 3. sırada yer alacaktır. Yani Deriner Barajı'nı da geride bırakacaktır. Yine bu Yusufeli Barajı ile ilgili bir detay daha vermek istiyorum arkadaşlar. Yusufeli Barajı'nın yapımı, inşaatı nedeniyle Yusufeli ilçe merkezine taşınmıştır. Yusufeli biliyorsunuz Artvin'in ilçesidir. Barajın adı da Yusufeli. Bu baraj yapımı, Yusufeli Barajı yapımı nedeniyle Yusufeli ilçe merkezine taşınmıştır diyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı baraj projeleri bazı yerleşim birimlerinin sular altında kalmasına neden olabiliyordu dedim. Evet, Türkiye'de göllerden yararlanma yolları dediğimizde baraj gölleri, doğal göller hemen hemen aynı düzeyde yararlanıyoruz. Şöyle bir tekrar edelim. Baraj göllerinden tabii ki özellikle enerji üretimi duyacağız. Doğuya doğru gittikçe baraj göllerinde enerji üretimi için kurulduklarını hatırlatalım. Tarımda sulama maksadıyla kullanma suyu temini, taşkınları önlemek, balıkçılık, turizm ve içme suyu sağlama gibi amaçlarla baraj gölleri oluşturulabiliyor diyoruz ya da baraj gölleri kuruluyor diyoruz. Doğal göllerden yararlanma dediğimizde yine tarımda sulama. Sevgili arkadaşlar, doğal göllerden eğer tarımda sulamadan yararlanacaksanız gölün sularının tatlı olması gerekir. Malum değil mi? Acı, sodalı ya da tuzlu bir gölün sularını tarımda sulamada kullanamayız. O yüzden tarımda sulama diyorsak eğer gölün sularının tatlı olması gerekiyor diyoruz. Kullanma suyu sağlama, yine balıkçılık, tuz soda üretimi, tuz gölünden tuz üretimi, Van gölünden soda üretimi gibi. Yine üzerinde ulaşım yapılabilir ve göller turizm amacıyla da kullanılabilir diyoruz. Göllerden yararlanma ile ilgili de arkadaşlar bunları söyledim. Şimdi göllerle ilgili bazı özel bilgiler var. Onları sizlerle paylaşayım. Önemli göllerimizin özelliklerinden bahsedeceğim size. Başlayalım Tuz Gölü'nden arkadaşlar. Tuz Gölü'nden başlayalım. Şimdi diyoruz ki sıvı ve buharlaşma nedeniyle yıl içerisinde en fazla alan değiştiren gölümüz Tuz Gölü. Bu göl çok sığ bir göldür arkadaşlar. İşte ortalama 45 santim derinliğindedir. Yer yer 1 metreye kadar ulaşabiliyor. Çok sığ bir göldür ve diyoruz ki buharlaşmaya bağlı olarak yıl içerisinde en çok alan değiştiren gölümüz Tuz Gölü'dür diyoruz. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük tektonik gölüdür ve tuz elde edilir. Adından da anlaşılacağı üzere. Hocam kusura bakmayın bölüyorum da. Alan değiştirmek derken böyle daralıyor ve genişliyor gibi. Aynen öyle bir şey. Mesela yaz aylarında göl çekiliyor, suları çekiliyor, tamam mı? Hı hı. Yani sen istedik, suları çekiliyor. Kışın, işte ilkbahar aylarında, ilkbahar aylarında da İç Anadolu'da yağış artıyor. Tekrar alanı genişliyor. Buharlaşmayla tekrar alanı daralıyor. Aynen öyle kastediyorum. Tamam, sağ olun.
Van Gölü'nden devam edelim. Van Gölü ile ilgili bilmem gereken ilk özellik sularının sodalı olması. Sularının sodalı olması. Ve tabii ki eskiden soda üretiliyordu burada. Hala üretiliyordur ama artık Türkiye'de soda üretimine baktığımızda Trona dediğimiz bir madenden daha çok soda üretimi sağlanıyor. Onun madenler konusunda konuşacağız. Van Gölü'nün kenar kesimlerinde balıkçılık yapılıyor. Özellikle incik yapılı dediğimiz bir balık. Ve Van Gölü'nde balıkçılıkla ilgili bir cümle yazacağım arkadaşlar. Çıkmasından sorusudur. Lütfen siz de onu notlarınıza ekleyin. Van Gölü Türkiye'de en fazla balıkçılık yapılan göldür. Balıkçılık yapılan göldür. Van Gölü Türkiye'de en fazla balıkçılık yapılan göldür dedik. Ve burada avlanan balığın adı da incik yapalı diyoruz. Şöyle bir soru sorduğunu sevme bize aşağıda verilen göllerin hangisi Türkiye'de en fazla balıkçılık yapılan göldür diye bir soru sordu. Sözümüzün cevabı Van Gölü dedik. Yine Van Gölü'nün çok ilginç bir özelliğini daha size söylemek istiyorum. Üzerinde demir yolu ulaşımı vardır. Bakın Van Gölü üzerinde değerli arkadaşlarım demir yolu ulaşımı yapılıyor diyeceğim. Tabii ki şöyle düşünebiliriz. Hocam nasıl demir yolu ulaşımı derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar arabalı vapurları biliyorsunuz hepiniz değil mi? Mesela diyelim ki bir adaya gideceksiniz. Arabanızla gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte arabanızı vapura alıyorsunuz. İşte denizin üstünde devam ettiniz. Takı takı gittiniz. Karaya çıktığınızda arabanızla devam ediyorsunuz. Burada da aynı mantık var. Burada da arkadaşlar şimdi tren tren Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar normal demir yoluyla geliyor. Tatvan'da feribota geçiyor. Tren. Tatvan'da feribota geçiyor. Van Gölü üzerinde feribotla devam ediyor. Van'da tekrar normal demir yolu hattıyla sınıra doğru gidiyor. Üzerinde demir yolu ulaşımı yapılmaktadır diyoruz. Bu yönüyle de arkadaşlar Van Gölü'nü bilmek gerekiyor. İlginç bir özellik. Yine Van Gölü diyeceğim. Van Gölü çok önemli bir göl çünkü arkadaşlar. Yine isterseniz ders notlarınızı onu da ekleyin derim size. Diyoruz ki Van Gölü'nün, evet şöyle yazmak istiyorum yine onu. Van Gölü'nün tabanında su altı peri bacaları, şöyle su altı peri bacaları oluşmuştur diyoruz. Oluşmuştur dedik. Bu da yine önemli bir bilgidir Van Gölü ile ilgili. Tabanında su altı peri bacaları oluşmuştur. Ve devam. Yine Van Gölü ile ilgili son söyleyeceğim şey. Diyoruz ki Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü gölüdür. Epeyce bir özellik söyledik Van Gölü ile ilgili arkadaşlar. Size sık sık da soru getiren bir göldür diyoruz. Van Gölü bu kadardı. Van Gölü ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Diğer gölümüzün özelliğini geçelim. Çıldır Gölü arkadaşlar. Çıldır'ın oluşumu neydi? Volkanik setleşme sonucunda oluşmuştu değil mi? Çıldır Gölü volkanik setleşme sonucunda oluşmuştu. Deniz seviyesinden 1959 metre yüksekliktedir. Ve Çıldır Gölü'nün de özel yaşadığı kış aylarında yüzeyi donar. Hatta biliyor musunuz arkadaşlar göl donmuştur ve kış aylarında böyle üzerinde at arabalarıyla falan böyle kızaklarda turistik geziler yapılabiliyor. Böyle bir özelliği var. Gölün yüzeyi kış aylarında tamamen donuyor diyoruz. Yine bu gölde arkadaşlar Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapılıyor. Aynalı sazan denilen bir balık avlanıyor. Bakın balıkçılık çok önemlidir. ÖSYM'nin en bayıldığı konudur. Onu bir Türkiye'de hayvancılığa geldiğimizde de ben size balıkçılığı anlatacağım ama burada da göllerden söz ediyorum. Göllerdeki balıkçılık faaliyetlerinden bahsediyorum. Sık sık ÖSYM bize balıkçılıkla ilgili soru sorar. Onu da hatırlatmış olayım. Beyşehir Gölü arkadaşlar. Beyşehir Gölü bir tatlı su gölüdür. Değerli arkadaşlar hatırlarsanız eğer Beyşehir'le ilgili ben şöyle bir cümle kullanmıştım. Demiştim ki bu göl
göller yöresi kapalı havzasında olmasına rağmen tatlı su gölüydü. Peki neden acaba sevgili genç hanımlar? Neden? Göller yöresi kapalı havzasında yer almasına rağmen Beyşehir gölünün suları tatlıydı. Acaba gidegeni mi vardı bu gölün? Gidegeni vardı değil mi? Hatırladın Evet, ben öyle hatırlıyorum, evet. Var. Gidegeni vardı. Demişti ki Beyşehir gölünden çıkan çarşamba suyu onun gidegeni oldu. Yani dışarıyla bağlantısını sağladı. Biz göl konusuna ilk giriş yaptığımızda şöyle dedik. Dedik ki eğer gölün dışarıyla bağlantısı varsa, yani dışa akışı varsa suyu tatlı olur. Eğer gidegeni yoksa su ya acıdır, ya sodalıdır, ya da tuzludur. Genellikle kapalı havza alanlarında işte acı, sodalı, tuzlu göl sularını görüyoruz. Ama Beyşehir ve sonra Eğirdir'i de söyleyeceğim. Beyşehir ve Eğirdir bu durumun istisnalarıdır. İkisi de göller yöresi kapalı havzasında yer almasına rağmen ikisinin de suları tatlıdır. Çünkü dışarıyla bağlantıları vardır, yani gidegenleri vardır diyoruz. Beyşehir Gölü'nde kerevit denilen bir balık avlanıyor arkadaşlar. Bu dağa çoğu ihraç edilen bir balıktır diyoruz. Eğirdir Gölü, bu dağ yine aynı şekilde göller yöresindedir. Ve göller yöresi kapalı havzasında yer almasına rağmen suları tatlı olan bir göldür. Yine kerevit denilen bir balık avlandığını hatırlatalım. Ve bu göl arkadaşlar yedi renkli göl olarak da biliniyor diyoruz. Tortum, Hazar, Eğirdir göllerinin gidegenleri vasıtasıyla enerji üretimi yapılmaktadır. Bunların gidegenleri üzerinde HES'ler kurulmuştur. Hidroelektrik enerji santralleri kurulmuştur. Dolayısıyla da arkadaşlar bu göller üzerinde enerji üretimi de yapılmaktadır diyelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de doğal göl oluşumunun olmadığı tek bölgeydi. Neden? Geçen hafta dersimizde tam dersi bitirirken söyledim ben bunun nedenini. Bakalım hatırlıyor musun? Neden? Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de doğal göl oluşumunun olmadığı tek bölgeydi. Neden? Hatırlamadık mı? Hatırlayamadım ben hocam. Yükseklikten dolayı mıydı hocam? Efendim? Yükseklikten dolayı mıydı? Güneydoğu Anadolu bölgesi yüksek bir bölge mi hocam? Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yükselti çok az olan bir bölgedir sevgili hocam. Pardon, Doğu Anadolu diye. Doğu Anadolu ile karıştırdınız değil mi? Doğu Anadolu ile karıştırdınız. Güneydoğu yer şekilleri çok sade olan, yükseltisi az olan, ovalık ve platoluk alan. Hocam kuraklıktan dolayı mıydı yoksa? Kuraklıktan dolayı artık bir de ne demiştik? Meryem'cim demiştik ki denizden uzak diye mi? Uygun çanak yapısının olmaması. Bakın bu sorularda karşımıza çıkıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de doğal göl oluşumunun olmadığı tek bir bölge, tek bölgedir. Bunun nedeni bize sorulabilir. Bölgedeki kuraklık, şiddetli buharlaşmaya bağlı kuraklık artı göl oluşumu için uygun çanak yapısının olmaması. Neden biliyor musunuz? Çünkü yer şekilleri çok sade. İrem Hocam sizin söylediğinizin aksine yer şekilleri çok sadedir. Dolayısıyla da göl oluşumu için uygun çanak yapısı yoktur bu bölgede. Böylelikle sevgili arkadaşlar Türkiye'de göller ve oluşumlarını tamamlamış olduk. Dediğim gibi su başlığında bize en fazla soru getiren başlık göllerdir. Diyorum son kez. Ve Türkiye'de yeraltı su kaynakları. Türkiye'de yeraltı su kaynakları dediğimde değerli arkadaşlar yeraltı suları nasıl oluşuyor? Birazcık onu konuşalım birlikte. Yeraltı suları, yeryüzüne düşen suların yeraltına sızması. Geçirimli tabakalardan geçerek yer altına sızması sonucunda oluşuyorlar. Türkiye yeraltı su kaynakları bakımından zengin sayılabilir. Jeolojik yapı, yer şekilleri, yeraltı suyunun özelliklerini belirliyor. Bazı ova ve karstik araziler yeraltı suları bakımından zengindir. Yeraltı sularının sıcaklığı, kimyasal özelliği veya çıktıkları yerin jeomorfolojik özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılırlardır. Şimdi biz burada kaç tane yeraltı su kaynağından bahsedeceğiz onu peşinden söyleyeyim size.
Doğal kaynakları, kalpli kaynaklar, artezyen kaynakları ve vadi kaynakları. Bakınız, fay, karstik, artezyen ve vadi kaynakları. Önce fay kaynaklarından başlayalım. Sizce Türkiye'de fay kaynağı sayısı fazla mıdır arkadaşlar? Fazlaysa neden fazla? Hocam, evet tabii ki. Fazladır değil mi? Evet. Tamam, okey, fazladır. Neden fazladır sorusunun da cevabı aslında bellidir. Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir, değil mi? Ülkemiz arazileri yakın bir zamanda oluştu. Dolayısıyla da bölge kırıklı arazi fazla. Kırıklı arazi fazlaysa da fay kaynakları da fazladır. Hemen başlayalım. Yer altı sularının fay hatları boyunca yüzeye çıkması sonucunda fay kaynakları dediğimiz kaynaklar oluşuyor. Bakınız burada arkadaşlar tabakalar kaymış, farkında mısınız? Tabakaların kaydığı. Mesela şu tabaka neredeymiş dendi? Şuradaymış. Şu kareli olan tabaka biraz daha yukarıdaymış. Değil mi? Tabakalar kaymış. Peki o tabakalar niye kaymış ki acaba? Bir kırılma olmuş orada belli ki. Kırılmış ve tabakalar kaymış. Arada ne oluşmuş arkadaşlar? O kırılma sonucunda fay dediğimiz yapı oluşmuştu. İşte magmaya yakın olan suların ısınması, magmanın etkisiyle ısınması ve o fay hattı boyunca yüzeye çıkması sonucunda fay kaynakları dediğimiz kaynaklar oluşurlar. Türkiye jeolojik devirler boyunca şekillendi ve kırık hatların fazla olması nedeniyle Türkiye'de fay hatları oldukça yaygındır. Biliyorsunuz ülkemizde bugün doğal afetleri değiştireceğim sizinle. Ülkemizde Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı gibi 3 tane ana fay hattından bahsediyorum. Bu fay hatları, sevgili arkadaşlar, bu fay hatları boyunca bir fay kaynaklarını görebiliriz. Bu fay kaynağı dediğim kaynaklar halk arasında tatlıcalar, ılıcalar, içmeler olarak da adlandırılırlar biliyorsunuz. Belki şimdi gidin dışarıda insanlara fay kaynağı deyip, fay kaynağı ne derler size? Ama kaplıca değil, herkes biliyordu bunun ne olduğunu. Diyoruz ki arkadaşlar, özellikle fay hatları boyunca, işte Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hatlarının dağılışlarına paralellik gösterirlerdir. Özellikle de Ege'de çok yaygın olduklarını söyleyebilirim. Peki, özellikle Ege'de çok yaygın olmaları, bir zaten orada Batı Anadolu fay hattı var. Bir de orada bir kırılma olmuştu, hatırlıyorsunuz değil mi? Oradaki dağları bir hatırlayın. Kırıklı dağlar, Ortsgraben sistemi vardı orada. Hatırladık mı arkadaşlar? Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. O Ortsgraben sistemine bağlı olarak da kırıklı arazi o bölgede daha fazladır. Dolayısıyla da biz Ege'de sıcak su kaynaklarının, yani fay kaynaklarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hocam. Acele. Bir şey sorabilir miyim? Teşekkür. Şimdi 2017 çıkma sorusu vardı da geçen gün çözmüştüm. İşte şey diyor, açtım şimdi soruyu. Aşağıdaki işte coğrafi yerlerden jeotermal enerji potansiyeli daha düşüktür. Yani. Antalya cevap. Hani geri kalan hepsi Denizli, Aydın, işte Çanakkale, Manisa. O yüzden biz full Ege'yi alabiliriz değil mi? Hani. Full Ege'yi alabilirsin tatlım. Bir dakika süremiz kaldı. Ben böyle senin lafını bölüyorum. Ha tamam. Dakikamız kaldı. Biliyorsunuz tamam. Sonrası ücretlendiriliyor. Meryem'cim bir 5 dakika ara verelim arkadaşlar. 5 dakika ara verelim. 5 dakika mı hocam? Aynen 5 dakika ara verelim. Ondan sonra tekrar konuşalım o dediğin şeyi. Şu an süremiz geriye. Tamamdır hocam. 5 dakika. Tamamdır.